Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Paranın rotasında sevgili Yaşar Erdinç hocamızla beraber karşınızdayız bir kez daha sevgili seyirciler. Cari açığımız açıklandı ve beklenenin üzerinde çıktı. Piyasa faizleri oldukça yüksek. Bunların hepsini soracağız, sebeplerini ve bundan sonra nelerle karşılaşabileceğimizi. Yaşar hocamıza hoş geldiniz, günaydın. Günaydın Evren, hoş bulduk. Evet, cari açıktan başlayalım. Türkiye'nin en büyük derdi olarak yıllardır konuşuluyor. Bu hükümet belli bir zamana kadar buna pek dikkat etmedi. Ne kadar tüm kurallara uysa da IMF'nin verdiği diyorduk. Ama cari açığın farkına şundan 5-6 yıl önce vardı gibi bir durum var. Yanlış hatırlamıyorsam. Siz düzeltin evet, yanlışlarımı. Evet şöyle, yani cari açık konusu daha önce bir kere şey yapılmıyordu. Yani çok önemsenmiyordu ama. Nasıl olabilir ki böyle bir şey? Çok net bir ekonomi ya aslında veri. Şu, geleceğe dair duyulan güven, tamam mı? Ha. Yani bu bir insanın şeydi demesi gibi. Ya çok borçlanıyorsun, bak dikkat et diyorsun. Hani bankaya falan altına araba çektin, bak eşyaları değiştirdin ama hani yarın Allah korusun işinle bir şey ya, beni mi işten atacaklar diyor adam mesela, tamam mı? Ben mi işimi kaybedeceğim dediği zaman o an işte o tehlikeli bir şey. Yani ben bu borcu finanse ederim sürekli. Döndürürüm noktasında hata yani. Ben 2001 krizini hatırlıyorum. Yani bizim oturmuş olduğumuz sitede bankalarda çalışan 60 bin bankacı işsiz kaldığı gibi ve eşiyle birlikte işsiz kaldılar ve evlerini satmak zorunda kaldılar. Ay, yani aldıkları evi, bak borçta değil, borçta almadılar evi. Aldıkları evi satıp sermaye yapmak zorunda kaldılar. Yani düşünebiliyor musun? O anlamda bir ülkede eğer ya bize müthiş para geliyor, çok rahat istediğimiz Türkiye parlayan yıldız, sürekli finansman geliyor, biz istemesek de bu para geliyor dediğiniz anda o zaman çok rahat borçlanıyorsunuz. O zaman diyorsunuz ki cari açık sürdürülebilir olduğu sürece sorun değildir. Herhalde yani. Cari açık sürdürülebildiği sürece sorun değildir. Bu şeye benziyor. Yani borç almayı sürdürebildiğin sürece senin için sorun değil. Doğru, sorun değil. Sorun ne zaman başlar? Borç alamadığın zaman başlar. Ödeyemediğin kısmına girmeyelim o zaman hiç zaten. İşte ben şöyle diyorum. Bak, bu hükümet, AK Parti hükümetini gerçekten çok önemli adımlar attı. Geçen sene eleştirilen Babacan, Erdem Başçı, yani Sayın Zafer Çağlayan hayır frene basmayacaksınız, olur mu öyle şey vesaire derken ısrarla ekonomi yönetiminden sorumlu Sayın Babacan ve Merkez Bankası para politikaları öyle bir yönlendirildi ki cari açık seviyesini hızla düşürmek üzere muazzam 2012'ye girerken faiz artışları yapıldı. Faizler 12,5'a kadar yükseldi. Ondan sonra ekonomi çok hızlı büyüyordu. Ekonomi soğutulmaya çalışıldı. Yoksa eğer öyle gitseydik, biz 2012'nin ortalarına kadar o hızla gitseydik, şu an 70 milyar dolar cari açımız olacaktı. Allah'tan 50, yani şu an 52-53 milyar dolar. Yani milli gelire oran olarak düşük. Anladım. Yani o zaman çok doğru bir politika izlendi. Ve eleştirildi bu politika. Bilakis burada bütün bizim yayınlarımızın hepsi şeyde var, YouTube'da var. Bilakis ben gerçekten orada takdir ettim. Bravo dedim. Yani böyle büyük bir sorun olduğunu fark ettiler. İkincisi ne yaptılar? İşte daha önce konuşmuştuk. Nükleer santraller artı tüm bunlara adım atılmaya başladı. Yani enerjiden tasarruf edilebilecek ne kadar teşvik varsa hepsi getirilmeye başladı. Bunlar çok doğru adımlardı ama geç alınmış adımlardı. Yani bunların hepsi yapılması 2005'te falan başlanması gerekiyordu. Çünkü 2013 8 yılda biterdi bir nükleer santral. Yani 2006 vesaire biterdi. Bu arada biz onu artık aynen kullanmaya öyle başlamış olurduk. Şimdi dün açıklanan cari açık rakamlarında piyasa yani 6.8 milyar dolar bir cari açık bekliyordu. Fakat 7.4 milyar dolar ama geldi. Ama ciddi bir fark var. Evet, bayağı bir fark var. Şimdi bu farkın temel sebebi de şey. Hani biz diyoruz ya yabancı yatırımcı geliyor, bak Türk şirketlerini satın alıyor falan diyoruz ya. Orada bir baktık, bu ay Mayıs ayında kar dağıtım aylarıydı ya. Tamam geliyorlar şirketlerimize ortak oluyorlar ama karı da olduğu gibi götürüyorlar. Yani 1.6 milyar dolar sadece kar transferi olmuş durumda.
dışarıya. Tamam, peki orada, bu her yıl olan bir şey değil mi? Her yıl olan bir şey ama ne kadar çok senin yabancı yatırımcı, yani bu 5-10 yıl önce, 6 yıl önce, 7 yıl önce buradaki rakam 100 milyon dolar, 50 milyon dolar öyle şeyler olurdu. Tamam, gelsinler alsınlar, tabii karları da götürecekler, bunda da kötü bir durum yok. Ama ticaret işte kötü kötü zamanlarda da cari açığı ciddi anlamda yükseltebiliyor. Ve büyük bir rakam, yani 1.6 milyar dolar oldukça yüksek bir rakam Mayıs ayı için. Burada gelir gider dengesine baktığımızda hani Türk şirketleri de ama mesela gitmiş Bulgaristan'da adam iş yapıyor veya Rusya'da iş yapıyor. Onlar da oradan buraya kar transfer ediyor. Gelir gider dengesini aldığın zaman 2.1 milyar dolar açık vermişiz. Yani yabancılar Türkiye'den aldığı şirketler ve buradan yaptıkları kar transferiyle Türklerin dışarıdan yaptıkları, bu içeriye yaptıkları kar transferleri arasındaki bu gelir dengesine baktığımızda 2.1 milyar dolar açık vermişiz. Şimdi diğer bir şey daha var, işte altın konusu. Daha önce sırf altın ihracatı nedeniyle, ki o da altın ihracatı değildi tam olarak. Yani biz doğalgaz faturasını altınla ödüyorduk. Altın ihracatı nedeniyle cari açık düşüyordu, olumlu etkili yapıyordu 2012'de. Şimdi de tam tersi bir süreç var. Böyle olunca da hani altının da etkisi olmuş durumda cari açığa. Satalım mı diye altınla ilgili de anında soru gelmiş zaten. Evet, satalım mı? Evet, sattıktan sonra ne yapacağını belirledikten sonra satabilir. Yani ben bunu satacağım, bundan sonra ne yapacağım? Yani ha, garanti 70, alıyor zaten 77, Mert kendini. 77'ye düşünce alacak mıyım? Yoksa 81'i de yukarı geçirirse geri mi alacağım? Yani 81 lirayı geçerse. Şimdi işte asıl zaten yatırımcının zor tarafı o. Yani tamam satayım da sattıktan sonra stres yaşamaya başlayacak. Evet, evet. Birazcık yukarı gitsin altın, tüh keşke satmasaydım diyecek. O psikolojisini ayarlamak ya, herhalde en zor. O psikoloji zaten şey nokta. Yani ben hep o örneği veriyorum. Neyse, şimdi o konuya girmeyeyim. Tamam. Şu cari açığı bitireyim. Tamam, peki. Bu arada bir de Mayıs ayında ki şey var. Yani Mayıs ayının 30'unda başladı biliyorsun Gezi Parkı. Turizm gelirleri ciddi artmış geçen yıla göre. Yani turizm gelirleri sayesinde aslında böyle bir 7.4 çıkıyor. Yani turizm gelirleri o kadar iyi artmamış olsa bu 8'i de bulabilirdi. Ama Haziran ayında turizm gelirlerinde ciddi sert bir düşüş olabilir. Yani Haziran ayı rakamları Mayıs ayına göre çok farklı olacak. Bir aylık bir durum söz konusu olacak ama değil mi? Evet. Bir yandan da bakıldığında. Şimdi bir de Haziran ayı tahmin ediyorum cari açığın, yani cari açığın ciddi daralabileceği de bir ay olabilir. Çünkü hani Haziran ayı kurların fırladığı ay. Yani kurların Haziran'da yükseldiğini görüyoruz. O sırada ithalatçı yeni ithalat şeyi vermemiş olabilir. Yeni ithalat siparişi vermemiş olabilir. İthalat hızla kısılmış olabilir. Turizm gelirleri azaldığı için cari açığı yükseltici etki yapmış olabilir. Çok merak ediyorum. Yani Haziran ayı ödemeler dengesini çok merak ediyorum. Sonuç olarak 2.8 milyar dolar da evren ne olduğunu bilmediğimiz para gelmiş. Yani hesaplardan ortaya çıkmayan ve artı 2.8 milyar dolar Türkiye'ye giriş olmuş. Tabii bunu şöyle söyleyelim, tırnak içinde söyleyelim. Hani bunun kesin olarak 2.8 milyar dolar değil tabii ki. Bir tahmin bu. Evet. Mesela sen diyelim ki bir İngilizsin, İngiltere'den Türkiye'ye gelirken cebinde 100 pound para getiriyorsun. O para kayıtlara girmiyor. Çünkü girerken ne kadar paran olduğunu söylemediğin için. Ve bu kayıtlara veya işte gitmişsin, sınır ticareti yapıyorsun. Hani sınırdan kaçak şey yapıyorsun. Böyle durumlar tabii girmeyebiliyor. Orada 2.8 milyar dolar gerçekten yüksek bir rakam. Ama geçen aylarda negatif geliyordu. Hep para çıkışı vardı bir şekilde. Bu ayda da, yani Mayıs ayında da böyle gelmiş. Evet, genel olarak cari açığın durumu bu. Yıl sonu cari açığı. Milli gelirin, yani gayri safi yurt içi hasılanın bence %7'sine ulaşacak, hatta 7'sinin üzerine çıkacak. Çünkü şu an içeride ekonomi bir miktar yavaşlıyor ama enflasyon da yükseliyor. Yani enflasyon yükselecek, eli mahkum yani. Bu döviz kurları bu kadar yukarıda kaldığı sürece enflasyon mecburen yükselecek. Dolayısıyla bu ithal malları ucuzlatan bir şey enflasyonun yükselmesi. Yani dışarıda enflasyon yoksa
Sizin enflasyonunuz yükseliyorsa, içerideki mallar yükseliyorsa, dışarıdan ithal edip getirmenin de çok şeyi olmuyor o zaman. Enflasyon yükseliyorsa... içeridekileri kullanmak, evet. Ya yani ithalatta bir azalma mı oluyor doğal olarak bu noktada? Tabii, ithalatta bir miktar azalma oluyor başta. Ama gerçek anlamda etkiyi biz tabii şeyde göreceğiz, yani Haziran ayında göreceğiz. Bütün bunlara peki bizim faiz arttırmamızın olmamasının payı var mı? Bir aylık bir şeyde bu etkili olabilir mi? Şimdi Brezilya'yı örnek göstermiş bir izleyicimiz. Faizlerini Brezilya arttırdı. Dün kurları yukarı gitmeye devam ediyor. Bizde ne kadar faiz arttırılırsa etkili olur. Saygılar demiş Ahmet Öztürk. Ki bunu soran başka izleyicilerimiz de var. Şimdi ne kadar etkili olur? Daha önce 2006 yılında oldu. Yani 2006 yılında faizleri Merkez Bankası... bu Amerika'da enflasyon yukarı gidiyordu. Ve Amerika Merkez Bankası bütün faizleri arttıracak beklentisi oluştu. Bunun üzerine Amerika Merkez Bankası faizleri arttırınca diğer ülkelere acayip para girişi olacak. Yani döviz diğer ülkelerden Amerika'ya para girişi olacak. Yani dolar evine dönecek. Bu nedenle Türkiye'yi satalım dediler. Ve bak şimdi istersen onlara bir bakalım ya. Yani orada ne kadar yükselmiş faizler ve sonra ne olmuş? Bunu haftalık grafiğe verelim. Ve faizler düşüyor dikkat edersen sürekli. Yani faizler kaç seviyeleri? Burası %30'lar. %30'lardan böyle gelmiş şu şeye kadar. Düşmüş. %4.60 seviyesine kadar düşmüş. İşte şurası. 2006 Nisan. Amerika'da faizlerin çok daha fazla artacağı beklentilerinin oluştuğu dönem. Bu dönemde tahvil faizleri kaçtan gelmiş biliyor musun? 13 puandan, yani %13,5'muş faizler, %23'e çıkmış. Yani %100 artmış. %100 derken 13'ten işte 23,5'a %90 artmış. Çünkü aynı anda 10 puan arttıracak olsak burayı da o zaman şey yapmamız lazım. 4 puandan 4.60'dan 14.60'a çıkartmamız lazım. Yani şuraya çıkartmamız lazım. Halbuki buradaki etkiye baktığımızda %100. Biz zaten 4.60, 5'ten 10'a geldik zaten. Yani %100 arttı faizler şu an. Ve ikinci bir olay 2008 krizi. Yani Amerika'daki kriz. O sırada faizlerimiz bizim %16'ya kadar düşmüş, 15'e kadar. Hızla yükselmiş 22. Daha sonra kriz derinleşmiş. Evet. Yani o Lehman Brothers battı, Amerika'da bankalar batıyordu falan. 24'e kadar gelmiş. Ondan sonra da hızla düşe 7'lere, 6'lara kadar gelmiş. Benim tahmin ediyorum faiz artışı en fazla 10-10,5'a kadar devam edebilir. Daha önce de Merkez Bankamız bizim 2012 başında faizleri arttırdı. Şu seviyeye kadar arttırdı. Evet. Burası da 11.76. Yeniden biz 10-11 civarını görebiliriz. Bu müthiş bir fırsattır mevduat sahibi için. Yani şu aralık mı? Şu gösterdiğim. Yani şurası bak mesela şu seviye 11,5, tamam mı? Yani sen paranı koyduğun zaman %11,5 faiz elde ediyorsun bir yıl içerisinde. Bir yıl tutmak şartıyla yalnız. Öyle düşün. Ama burası şu an 4.60 seviyesinden zaten 9.56'ya 10'a gelmiş durumda haftalık bazda. Ve bu 10'a yaklaşmış durumda. Hadi bir puan daha gitsin. Ben olsam buradan şey yapmaya başlarım. Yani mevduatımı bir kere bankada %7 ile tutmam. Bankaya derim ki benim mevduatım varsa kardeşim, günü dolduysa sen bu mevduatı tahvil bonafonuna geçir. Hangi tahvil bonafonuna geçirecek? Yani orada tahvil bonafonu diyecek. Daha fazla kazanabileceği bir yalan değil mi? Evet tabii canım, yani şu an tahvil bonafonlarının getirileri çok yükselir. Peki faiz yükselseydi eğer genel anlamda tahvil bono da hala aynı kar payı devam eder miydi? Yoksa tahvil bono da artacak mıydı faiz yükseldi diye bankalarda? Gerçi yok. Ben ikisinin ayrımını tam bilmiyorum ama. Şöyle tahvil bonafonu dediğimiz içinde tahvil var. Tamam. Şimdi o tahvilleri gidip tek tek almaya kalksan ortalama %9,5 civarında getiri sağlarsın. Ben vatandaş olarak gidip tahvil alamıyorum. Ya hangi tahvili alacağım? Bunun kodu nedir? Vesaire. Yani hisse senedi gibi kodları var. Banka mı alıyor sizin yerinize? Yok. Banka bunun yerine diyor ki vatandaş uğraşmasın. Kendine portföy yapmaya. Ben bir fon yapıyorum. Buna tahvil ve bono fonu diyorum. Bunun içinde şu devlet tahvilleri var. Ve bu fonun da geçmişe dönük getiri performansları var. Ne kadar başarılı olmuş olmamış, tamam mı?
Vatandaşa da bu fonları sunuyor. Ama vatandaş bilmediği için böyle zamanlarda mevduatta parasını tutmaya devam ediyor. Şu an belki bankalar %7, %8 faiz veriyorlar şu an belki de. Hani bankalardan net mevduatta %9 faizi alıyorlarsa, ki hiçbir banka 3 ay vadeli kabul etmez %9'u. Veya 3 ay vadeli mi tahvilde %9 durumu var? Hayır, 3 ay değil, istersen 1 sene vadeli. Yani sen tahvili aldığın anda vade geçtikçe o tahvil sana para kazandırıyor. Ne kadarlık aldığına göre yüzdesi değişiyor mu onun? Yani 100 bin lira aldığında %9'da, işte 10 bin lira aldığında %5'i. İstersen 1 liralık al o tahvilden. Yani belli bankanın şeyinde tahvil vardır. Yani bankaya girin, bankanın web sitesine. Orada hiç tahvili de de alabilirsin. Yani hisse senedi gibi, şu hisseyi al der gibi bankanın portföyünden tahvil de alırsın. Ama banka sana satarken şeyle satar, kârla satar. Yani gidip normal piyasadan sen alamazsın vatandaş olarak. Anladım. Bir şekilde yani, kendine kâr payı tabii, çıkartıyor banka. Bir şekilde kâr. Yani sen şimdi faiz %9,5 ya. Burada 9,5-9,50 civarında faiz. Sen onu aldığında sana faiz yaklaşık belki 9,20'ye gelir. Yani banka sana onu satar ama piyasanın faizinin altında bir şeyden faizden almak zorunda kalırsın. Peki normal faizler, hani bankaya para yatırdığınızda aldığınız faizler, eğer bu dönemde hep bahsedildiği gibi, sizin de söylediğiniz gibi yükseltilseydi, tahvil faizleriyle denk mi olurdu, yoksa biri birini tetikleyen, şimdi şöyle, biri birinin değerini artıran, azalan etkenler midir? Yani o zaman da tercih yapacak insan. Çok güzel bir soru. Bak, burada şöyle bir şey var. Nasıl söyleyeyim? Benchmark dediğimiz bir şey var. Benchmark, tamam mı? Televizyon programlarını düşün, tamam mı? Bir programı karşılaştırırken mutlaka bir programı benchmark alırsın. Yani bir benchmark dediğimiz, diğer programları ona göre karşılaştırsın. Ne kadar? Mesela bir maç izlenirken o maça göre işte şu program şu kadar reyting yaptı, o maça rağmen dersin falan, tamam mı? Bizde de her türlü faiz vardır. Banka gidersin, bir aylık faiz vardır, kredi kartı faizi vardır, kredi faizi vardır, ev kredisi faizi ayrıdır, araba kredisi faizi ayrıdır. Farklı. Bir sürü faiz var. İşte euro dolar faizi ayrıdır falan filan. Ama benchmark nedir? Tahvil ve bono piyasası dediğimiz piyasada devletin tahvilleri, devletin kağıtları alınır, satılır. Bu piyasa çok derin bir piyasadır. İdi diyeyim. Şu son bir haftada piyasa kurudu, su gelmiyor. Kimse alıp satmıyor. Likidi de kurudu. O yüzden faizler abuk subuk, yani çok yüksek seviyelerde şu an. Rutininde gitmiyor anlaşılan, evet, olur ki zaten. Bu piyasada alınır satılır, bir faiz ortaya çıkar. İşte bu referans faizdir, gösterge faizdir. Bankalar mevduat verirken, mevduata faiz belirlerken veya bir krediye faiz belirlerken veya tahvil bonu alırken herkes bu faizi baz alır. Bunun üzerine mesela konut faizleri, bu faizler çok yükseldi diye hemen yükselmez. Konut çünkü 10 yıllıktır. Dolayısıyla bu geçici yükselmiştir. Dolayısıyla daha çok 10 yıllık kağıtların faizine bakılır. 10 yıllık devlet tahvillerin. Bu tabii ayrı bir bilimsel alandır. Yani bunu yatırımcıya anlatmak çok daha anlamlı da değildir. Ama biz sadece şunu söyleyebiliriz. Hani burada balık tutmayı öğretelim ama yatırımcı şunu yapabilir bu sıralarda bence. Ya bir 6 ay, 9 ay, 1 sene bu paraya ihtiyacım yok. 6,5 faiz alıyordum bankadan. Zaten onun da %15 stopajı kesiliyordu. 5,5 kalıyordu bana. Dolayısıyla bu faiz yerine ben şimdi gideyim bari tahvil bono fonu alayım. Bir yıl beklersem %9 getirim olur. Demek istiyorsa o zaman tahvil bono fonunu alabilir. Bu arada şunu da söyleyeyim. Eğer biz 9,5'ken önerdik tahvil bono fonunu, İçinde de çok 2 yıl vadeli, 3 yıl vadeli tahviller var. Fakat o sırada faizler 10,5'a çıktı. Geçici olarak vatandaş orada bir miktar zarar yazacaktır. Bunu bilmesi lazım. Ama hani ben bir yıl boyunca 10,5'ta kalacağı kısa eğer, zaten ülke ciddi krizde demektir. Evet. Yani öyle bir şey olamaz. Yani bu yükselir, sonra düşer. Zaten grafiği tekrar verelim. Yani hocam grafiği reklamdan sonra tekrar verelim mi? Tamam. Kısa bir reklam arası sevgili seyirciler. Sonra yeniden birlikte olacağız. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Yeniden karşınızdayız paranın rotasıyla. Hocamız en son tekrar planları gösterecektiniz. Yani hiçbir yükseliş tabii ki kalıcı olamaz ama her zaman şunu da söyledim ben.
ekonomiye zarar vermesi açısından bunları depreme benzetirsek bu bir depremdir. Yani bu tam anlamıyla bir depremdir. Eğer getirilere bakacak olursak bu olaylar sırasında, şimdi bir gösterge ekleyeceğim ben grafiğe ve bu grafikte bir haftalık şeyler. Şimdi bak, dikkat edersen getirilere bak. Burada yani şu şurada arkadaşlar şey yapabilir miyiz? Ha, aşağıdaki gösterge faizleri, o yazıyı kaldırabilirsek KJ'yi. KJ'yi kaldıralım. Evet, KJ'yi kaldıralım. Şurada bir şey göstereceğim. Evet. Şimdi şurası bak, dikkat edersen şu bölge adeta bir tam bir deprem grafiği gibi. Yani burası 2001 yılı. Faizlerin 7000'e çıktığı deprem. Hmm. Yani bu çok büyük bir deprem. 2001'deki kaça çıkmıştı deprem. Faizler? 7500. 7500. Yani bir gecede %15 para kazanıyorsun. 100 bin liran mı var? 15 bin lira senin de ertesi gece. Neyse. Şimdi çok yani acayipmiş gerçekten. Evet, acayip bir krizdi. Burası 2006'daki deprem. Bak burası. Sürekli olarak yükseliyor ve burada hızla artmış durumda. Bir şurada olay var. 2008 ve 2009'da. Hı-hı. Yani 2009'un başında var. O da Amerika'daki kriz. Fakat şu son olay, son haftalık şeye baktığımızda dikkat edersen çok daha şiddetli. Hı-hı. Yani bu şu an yaşadığımız şey adeta 2006'daki faiz yükselişi 2008 krizinde yaşanan faiz şeyine göre, dalgalanma boyutuna göre çok daha yüksek. Hmm. Faizin dalgalanma boyutu. Şimdi hızla çıkmış, düşmüş, tekrar çıkmış. Burada yüksek bir dalgalanma var. İşte bu şu an rahatsız ediyor. Şimdi bak, aynı grafik üzerine şeyi koyacağım. Doları koyacağım. Dolara bakalım. Bak, dolardaki spike'lar dediğimiz, dolardaki depremler. Yani yıl 2009. Yani 2008'de kriz, 2008'in Eylül ayı ve nasıl bir aynen deprem grafiği bu. Dikkat edersen bak şuraya. Evet. Ondan sonra mesela bu 2001 krizi. Yani burada da şiddeti görüyorsun. Ne kadar şiddetli olmuş. Çıkış olmuş, evet. Volatilite, dalga çok boyları. Çok enteresan. Hiç mi anlaşılmıyor da bir şeylerin geldiği bu kadar çarp çok diye? Çok iyi anlaşılıyor evren. Yani ben sana onu söylemiyorum. Söylenmiyor mu o zaman? Yani piyasalar bunun için hazır hale getirilip insanların ona evet. göre önlem alması sağlanırsa bu kadar büyük hareketler olur mu peki? Ya önlemi alacak kişi Merkez Bankası. Yani önlemi alacak kişi Merkez Bankası. İnsanların bir şey yapmasına gerek yok ki. Bu dalga boylarını çok rahatlıkla şey yapabilirsiniz. Sabitleyebilir miyiz? Tabii. Ya da belli bir oranda tutmamız gibi ben bir şey. Ben şimdi şöyle söyleyeyim. Benim kitapta, Para Harekatı kitabının son bölümünde bir şey vardır. Şili şeyden çok etkileniyor. Emtia fiyatlarından. Hmm. Yani emtia fiyatları düştüğü an Şili cari açık vermeye başlıyor. Şili'nin çok büyük bir geliri emtia fiyatları. Bu yüzden emtia fiyatları aşağı gittiğinde Şili'nin parası acayip bir şekilde değer kaybetmeye başlıyor. Bu da Şili'deki enflasyonu azdırıyor. Hmm. Mesela orada Amerikalı bir Lecailon isimli profesör çok güzel bir çalışma yapmış. Mesela merkez bankaları bununla ilgilenmiyor. Diyor ki madem Şili her emtia fiyatları aşağı gittiğinde kendi döviz rezervlerini harcamak zorunda kalıyor. Hı-hı. Biz de şimdi Merkez Hı-hı. Bankası harcıyor ya. Evet. O zaman diyor kendini hedge etsin Merkez Bankası. Desin ki mesela emtia fiyatları aşağı gittiğinde onun karşılığında yükselen şey ne? Tamam mı? Tamam, bizde şöyle bir sorun da var. Merkez Bankası dövizlerini heba ediyor da karşılığını da alamıyor yani. Ne kadar yok, şu an alamıyor işte. Ha. Şimdi biz atakla karşı karşıyayız. Yani o orada, bahsettiğiniz orada, hikaye. Mesela. Şu an onu düşünen Merkez Bankası da yok. Bir tek Çinliler düşünüyor. Bir tek Çinliler kurdu portföy yönetimi şirketi. Mesela böyle bir atakla karşılaştığımızda ne olacak? Dolar TL kuru yukarı gidecek değil mi? Hı hı. Peki Türkiye dolar TL kuru yukarı gittiğinde Merkez Bankası nasıl bir pozisyon alırsa başka bir tarafta oradan para kazanır ve bunu rahatlıkla bastırabilir. Tamam mı? Yani tamam. Dolar TL kuru yukarı gittiğinde ben nasıl bir hedging mekanizması yaparsam. Tamam, tamam. O zaman ne yapacaksın? Öncesinde bunu hedge edeceksin. Yani bunu yani bunlar çok teknik ayrıntılar da yani çok rahat yapabilirsiniz aslında. Yeter ki böyle hani Merkez Bankası da oyuncu olmalıdır bence. Yani girmeli piyasaya ve böyle zamanlarda hele çok sert oynamalıdır. Hı hı. Çünkü volatilite
ciddi biçimde ekonomiye zarar veriyor. Ve biz bir aydır falan bekliyoruz tabii, sert oynamasını. Tabii dolar nereye gitti, ne olacak, harcamayı kesiyor insanlar. Şimdi deminki dolar grafiğini bir daha verelim. Yani o şeyi. Bu dolarda işte yükseliş var. 2006 yılı görüyor musun? Aynı şu deprem, 2006 depremi. Bu 2009, şu 2001. Bunun haricinde bir de şuralarla oldu. Buralarda merkez bankaları neler yapmıştı? Hatırlar mısınız? Neler yaptı? Burada aynen şunu yaptı. Merkez bankamız faizleri %13'lerden %20'lere kadar yükseltti. Sonuç? Dolar kaçışı durdu. Bak dolar ne oldu? Aşağı indi. Yani 1.70'lerden ta 1.17'lere kadar düştü sonra. Allah Allah, ama yani şimdi çok bak, enteresan geliyor. Bütün böyle bir deneyim varken, birkaç kere de yaşanmışken de. Böyle bir deneyim sadece orada değil ki. Böyle bir deneyim. Dünyada varken yani, bu bir kuralken diyelim hatta. Bak mesela 2008 krizi yani 2008'in sonunda kriz ortaya çıkıyor. Dolar 1.76'ya geliyor. Merkez Bankası orada yine faizleri yükseltiyor ama bu o kadar 2006'daki kadar sert yükseltmiyor. Orada hocam, çok çanımız da çaldı, unutmayalım. Evet çok daha rahat görüyoruz. Şimdi bak dikkat edersen burada bir küçük bir hareket var dolarda. Yani şuradaki hareket aslında şuradaki harekete göre çok daha düşük boyutlarda. Faizdeki hareket yüksek ama dolardaki hareket daha düşük. Şimdi bu aşamada şu dolardaki şu yükseliş hala daha düşük boyutlarda kalıyor. Eğer biz şu volatiliteye ulaşacak olursak, yani 11'e falan çıkarsa bu volatilite, şu aşağıda gördüğümüz gibi, o zaman biz 2 lirayı falan geçeriz yani. Ona test edilmememiz lazım. Buna test edilmemek için de Merkez Bankası'nın önceden elini gösterip ne yapacağını çok iyi anlatması lazım. Yani burada iletişim çok önemli. Merkez Bankası direkt olarak ve para politikası kurulu öncesinde de ben faizlerde değişiklik yapabilirim dese var ya, şu an dolar 1.90'ın altına gelir. Evet ama yani, demiyor. Biz bekliyoruz, siz söylüyorsunuz. Artık ben bile hakimin, Merkez Bankası faiz yükseltsin diyorum. Ama hayır, yok, kimsenin faiz yükseltti. Yani, hatta zaten bak, ipucu ya da bir rahatlatıcı açıklama izinle etmiyorlar. Şimdi komediye bak. Ben sana şey yapacağım. Şuradaki peçeteleri kullanarak bir oyun yapacağım. Şimdi bak. Bu para, tamam mı? Merkez Bankası diyor ki ben parasal sıkılaştırmaya gidiyorum diyor. Koridor var ya. Alt taraf 4,5, üst taraf 6,5. Bu şu demek. Merkez Bankası'na götürür paranı, yatırırsan sana 4,5 faiz verir. Tamam. Onu garanti verir ama. Hani herkes götürürse 4,5 faiz garantidir. Alt koridorun altı. Üstü de Merkez Bankası'na ne kadar para istersen iste sana 6,5'tan faiz verir. Tamam mı? Yani 6,5 faizden para verir. Ben piyasa yapıcı bankayım. Gidiyorum Merkez Bankası'na. Yani son 2 haftadır bu oluyor. Ver bana 1 milyar TL diyorum. 6,5'tan alıyorum. Niye alıyorum 6,5'tan biliyor musun? Çünkü gösterge faiz, piyasa faizi 8,5 zaten. Ben niye başkasından para alayım? Merkez Bankası'ndan gidiyorum. 30 milyar TL alıyorum. Şimdi Merkez Bankası diyor ki TL'ler dolara kayıyor. Ben sıkı para politikası izliyorum. Ya 30 milyar TL'yi almışım. Ben de banka olarak baktım dolar da yukarı gidiyor. Bundan dolar almaya kalkarsam sen önüne ne yapabilirsin ki? %6,5 almışım. Yıllık %6,5 faiz almışım. Dolarda zaten %1'lik bir hareketi yakaladığımda bu bir günde %1 olunca yıllık %1000'e falan gelir. Orada müthiş volatilite var. Orada oynamaya başlarım. Yapacağın şey şu. Kardeşim şimdi sen benden de para istiyorsun değil mi? Evet. Merkez Bankası olarak. 6,5'tan veriyordum ya sana. Bundan sonra 10,5'tan alabilirsin parayı. 9,5'tan alabilirsin. O zaman niye gelsin TL'yi alıp da ondan sonra döviz piyasasına gidip de orada işlem yapsın? Bir kere o yolu keseceksin. Yani burada anlamsız olan şey normal şartlarda bu sinyalin bile verilmemesi. Evet, bak, işte ben 2012'nin başında, 2012'nin başında Erdem Başçı çıktı, dolara dokunanın eli yanar dedi. Bütün sanayi iş adamı güvendi. Dedi ki ha tamam dolarda bir şey olmayacak dedi. Ve güvendiği için de şey yaptı. Güvendiği için de çok teşekkür etti. Neden? Şimdi getirelim grafiği. 2012'nin başı şurası. 1.92 kur. 1.92'den ne oluyor? Bak haftalar içerisinde, 4 hafta içerisinde 1.73'e düşüyor kur. 1.73'e. Merkez Bankası Başkanı diyor ki dolara dokunanın eli yanar diyor ve 1.73'e geliyor 5-6 hafta sonra. Sonra da aylar boyunca bu kur bak nerede sıkışıyor. Artık herkes alışmış. Neye alışmış? Bu kur artık 1 dolar 1.75'te 1.80 aralığında bir yerde. Bütün bunlar faiz lobisi sözleri gerçekleşmesin ya, diye mi yani? Ya şimdi orada bu bir inatlaşma olarak mı kabul edilmeli? Hayır bilmiyorum. Yani ben şu an benim bilmediğim şey şu. Yani ben gerçekten
Normal şartlar altında tabii bu kadar hani panik de yapmamalı Merkez Bankası. Ama şunu yapmalı yalnız. Yani buradaki insanlar burada büyük oyuncular, büyük fonlar, dünyanın büyük fonları geliyor. Seni köşeye sıkıştırmış, adam oradan para kazanmaya çalışıyor. Tamam. Hani ben onları da ne yapayım yani adam serbest piyasa. Onun tarzı bu ama gardını almak denen bir şey var. Sen sıkışmayacaksın köşeye yani. Önemli olan o. Ve bu aşamada gerçekten buraya geldim. Şimdi ne zarar veriyor? Yani nasıl zarar veriyor? Kurların yükselmesi iyi midir? İyi de olabilir, kötü de olabilir. Ama benim gördüğüm volatilitenin artması belirsizliği arttırır. Şöyle düşün. Grafiği alabiliriz arkadaşlar. Bir arkadaşım var. Çok samimisin. Çok iyi tanışıyorsun, konuşuyorsun falan. Fakat volatilitesi artsın. Yani volatilite artması demek. Tahmin ettiğin hareketlerden farklı davranmaya başlasın. Tamam mı? Dün böyle diyordu, şimdi böyle diyor. Sürekli kafanda soru işaretleri var. Yok, ben bir daha zaten soru işareti taşımam onunla ilgili. Taşımam. Ne yaparsın? Ne yaparsın? En kötü duruma göre opsiyon şeyini alırsın. Dolar da bu böyledir. Volatilite arttığı zaman inme, çıkma bilmem ne. Herkes soruyor, hocam doları alalım mı? Ya bundan sonra ne yapacağını biliyorsan git al. Yani 1.94'ten doları alıyorsan 1.90'ın altına düştüğü anda satacaksan çünkü 1.90'ın altına gelirse sert düşmeye başlar. Orada zarara katlanıyorsan buyur al. Bana garanti ver. Yukarı gidecek. Ya nasıl garanti vereyim ben sana? Ne yapacağını ben de bilmiyorum Merkez Bankası. Merkez Bankası Başkanı yarın sabah çıkar bana derse ki, bütün medyaya derse ki bu kurlar bu kur değil. Biz 23'ünden önce de gerekirse acil karar alabiliriz dese yani sadece bunu söylemesi yeterli. Yani hiç niyeti de olmasa. Ama yani yok bu, demiyor işte demiyor. Beklenti yönlendirmesidir. Yani burada net bir şekilde kademeli olarak faizleri arttıracağız demesi lazım. Dünya genelinde küresel olarak faizlerde bir artış treni var. Biz de kademeli olarak arttıracağız demesi lazım. Normalde akıl bunu söylüyor. Yani yapılması gereken de bu olduğunu düşünüyorsun. Ben bir ekonomist olarak bunun olması gerektiğini düşünüyorum. Ben hayatım yani kesinlikle gram faiz kullanmıyorum, faiz kabul etmiyorum. Ben de kendim şahsi olarak da faize karşıyım. Ama bu ekonomik sistem içerisindeyse ülkenin daha fazla zarar görmemesi için zaten oraya kadar gidersek bankaların da kaldırılması lazım. Bambaşka bir sisteme girilmesi lazım. Hayır zaten yani. Şunu söylüyorum. Hani faize tamam, karşı olmak işte reel vesaire, faizi vesaire. Sıfır yapalım. Yani eğer gerçekten sadece ideolojik sebeplerle hani bu faiz yükseltilmesinse bu ülkeye çok büyük kötülüktür. Onun sebebini olup olmadığını bilmiyorum ama eğer amaç oysa, onun nedeni neyse o zaman gerçekten şurada oluşacak iş gücü kaybı ve burada oluşacak üretim kaybı, burada oluşacak belirsizlik, bu belirsizlik nedeniyle oluşacak gelir kayıpları tabii. Herkes bundan sorumlu olur. Ve de etkilenecek. 4 evet. Dakikamız kaldı evet. Bu arada. Şu an borsaya istersen bir bakalım. Tamam. Nasıl açıldığına bir bakalım. Borsada bir sıkıntı var. Bugünkü yazımı bence şey yapmalılar. İzleyenler okumalılar. Çünkü orada yabancı raporlar geldi. Dün borsa özellikle bu 5 dakikalık grafik bir ara 71 bine kadar düştü. Sonra 72 bin civarından kapatmıştı. Bugün de açılışta dünkü seviyesinin hemen hemen aynı seviyesinin üzerinde açıldı. Yani 71.750 kapatmıştı. Biraz yukarıda açıldı. Şu an bir miktar beklemede. Evet. Bu grafikte de görüldüğü üzere endeks şu an şu aralıkta gidip geliyor. Bak şu aralıkta şöyle bir aralık oluştu. 70.000'le son bu haftaki hareketler, gün içi hareketlere bakacak olursam şu aralıkta gidip geliyor. Yani 73.000 bir direnç oldu. Şimdi genel görüş şu, yani burayı kırıp aşağı mı gidecek? Yani şöyle şurayı kırıp hızla aşağı mı gidecek 65 binlere? Yoksa buralarda durup sonra yukarı mı gidecek? Bununla ilgili istersen son 1-2 dakikayı buna ayıralım. Tamam. Evet grafiği alabiliriz arkadaşlar. Bu şeyde... dolar da yükseliyormuş yine bu arada. Evet dolar şu sıralar şu dakikalar kaç vermiyor ona bakayım. 1.95.04 görüyorum ben burada evet, baktım. 1.95 dünkü seviyeyle aynı hemen hemen. Özellikle şunu söyleyeceğim Evren. Yabancı raporlar acayip Türkiye'yi sat demeye başladılar. Deutsche Bank dedik ki Türkiye'yi azalt. Önce nötre çekmişti şimdi Türkiye'yi azalt. Ondan sonra işte JP Morgan şey yaptı.
Türkiye'nin büyümesini aşağı çekiyoruz, büyüme hedeflerini. Hı hı. Enflasyonunu da yukarı çekiyoruz, enflasyon hedefini. Yani bu kötü senaryodur. Bunun amacı da işte bu beklentiler kötü Türkiye ile ilgili. Dolayısıyla Türkiye'yi sat anlamında mesajlar çıkıyor. İki tane daha rapor yayınlanırsa böyle, üç tane daha. Hı hı. Hani hatırlıyor musun Evren? Altın çok düşüyor da ben dedim ki dünyada çok fazla rapor yayınlandı. Altın kötü olacak. Altındaki fiyat hedeflerini çok düşürdüler. Evet. Artık bu raporlara da bu kadar girdikten sonra artık altın alma zamanıdır. Hatırlarsın. Zaten şimdi yavaş yavaş bir hareketlenme var. Yok, 1300 dolara yaklaştı. Yani biz 1200 dolar civarında, 1200'ün altında, Figen de buradaydı. Hani alınabilir artık dediğimiz yer. Çünkü artık bütün o raporları herkes okudu. Satan da sattı zaten. Ondan sonra daha da kötü olacak diye düşünen niye satmasın ki? Yani düşünebiliyor musun? Şimdi rapor oku. Şimdi Türkiye ile ilgili Türkiye'yi sat raporları çıkmaya başladı. Yani Deutsche'den geldi. JP Morgan büyüme oranlarını düşürdü vesaire. Ben hep büyük dönüş noktaları bunu şey yaparım. Bir de Moody's'ten bekliyorum iyi bir fırça. Yani bu Fitch dedi ya geçen, işte sosyal huzursuzluklar ekonomik büyümeye bilmem katkı yapacak, notu etkileyebilir falan filan böyle konuştu ya. Merkez Bankası'nın puan arttırmamasını da herhalde hesaba katıyorlardır. Şimdi Deutsche Bank mesela faiz artırımı bekliyor. Merkez Bankası mecbur arttıracak diyor. Onlar raporlarında böyle şey yapıyorlar. Tabii herkes onu bekliyor. Faiz arttırımı olana kadar piyasa olumsuz olur. Ben de olumsuzum. Öyle bak, görüyorum piyasa yani. Piyasa olumsuz olur. Ama faiz arttırımı gerçekleştiği anda bir anda piyasalarda inanılmaz dönüşler olur. Bu arada şunu söyleyeceğim sevgili yatırımcılara. Son cümlemizi alalım hocam. Son cümlem şu. 70 bin seviyesi borsada çok iyi bir destek oldu ama eğer yabancı dardan 2-3 tane daha böyle sert sat raporu falan gelir de onun altına düşebiliriz. Oraya düştüğü anda orada biz ayı tuzağı deriz. Yani ayı piyasasına tekrar girildi. Hani 65 bine gidiyor derken orada yavaşça toplamaya da başlarlar. O yüzden de şu güzel raporlar gelmeye başladı. Sat raporlarını gördükçe mutlu oluyorum. Çünkü en azından bütün beklentiler, her türlü kötü şey fiyata girmiş oluyor. Bir de Merkez Bankası'nı bekleyeceğiz. Merkez Bankası da 23'ünde toplantısını yapacak. Ama önümüzdeki hafta çok zor geçecek, onu söyleyebilirim. Yani piyasalar açısından önümüzdeki hafta çok zor geçecek. Evet, çünkü hem de dolar hem borsa açısından bence önümüzdeki hafta çok zor herkes geçecek. Herkes 23'ünü bekliyor. Yani bunu niye dayanarak söylüyorsun dersen, şu an sürekli dolardaki ateş düşmüyor. Eğer ateş düşmüyorsa ateşi indirecek ilacı kullanmak gerekiyor. Ama kullanmıyorsan ateş havale yapabilir. Yani orası çok tehlikeli şu an. Pazartesi günü bakalım nasıl başlayacak piyasalar. Önümüzdeki hafta gergin diyorsunuz. Konuşacağız zaten önümüzdeki haftada. Bu haftalık paranın rotası birlikteliğimizi noktalandırdık sevgili seyirciler. Pazartesi günü yeniden birlikte olacağız. Saatler 12'yi gösterdiğinde haberlerle karşınızda olacağım. Hoşçakalın. Şimdi Barış Özkan var. Kaçırmayın. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.